Arkadaşlar, şimdiki materyalimiz size ev yapımı basit termometre, bir de termometrenin çalışma prensibi, termometrenin içindeki cam boru niye yükselir? Yani cam borudaki suyun yükselme sebepleri nelerdir? Onlardan bahsedeceğiz. Materyallerimiz, kullandığımız malzemeler ispirit ocağı, 3 ayak, amiyant tel, bir de beher içerisinde sıcak su. Deney tübünde de alkol ve boyar madde var. Boyar madde sadece şu cam boru içerisinde yükselen suyu daha rahat görebilmek için. Deney tüpünü sıcak su içerisinde daldırdığımız zaman sıcak ortama geçmiş termometreler, cıvalı termometreler gibi aynı prensiple çalışarak cam boru içerisindeki su yükselecektir. Yani soğuk bir ortamdan, yani oda sıcaklığından daha sıcak bir ortama geçildiğinde basınç farkından dolayı cam boru içerisindeki su yükselecektir. Şu anda da ispirit ocağımız sürekli yanmakta ve suyun sıcaklığı da suyumuz da sıcaktır. Başlıyoruz. Deney tüpünün ağzını da hava almasın diye kapattık. Çünkü hava alırsa cam boru içerisindeki su yükselmez. Evet, cam boru içerisindeki sıvı yavaş yavaş yükselmeye başladı. Bunun sebebi yazın şöyle, D eşittir M bölü V'den, kütle sabit, ısınan suyun hacmi artacağından dolayı öz kütlesi de azalacaktır. Ayrıca ısınan suyun moleküllerinin kinetik enerjisi de artar. Evet. Arttığını zaten yavaş yavaş gözlemliyoruz. Şu an cam boru içerisindeki suyun yükseldiğini, yavaş yavaş yükseldiğini buradan görebiliyoruz. Suyun sıcaklığı arttıkça buna bağlı olarak cam boru içerisindeki sıvı yükselmeye devam edecektir. Tam tersi soğudukça da alçalmaya devam eder. Evet. Soğuduğu zaman da cam boru içerisindeki sıvı deney tüpü içerisindeki su seviyesine iner. Evet, şimdi birazdan şuraya kadar geldiğini, görebiliriz. Çalışma prensibi normal termometrelerle aynıdır. Bu da bizim yaptığımız ev yapımı termometre. Civan termometrelerle çalışma prensibi. Civan yükselmesi de aynı. Evet, aynı şekilde. Burada civa yerine alkol kullanmamızın sebebi alkolün kaynama noktası daha düşüktür. Yani alkol daha çabuk ısınacağından dolayı hacmi, molekülleri daha çabuk moleküllerin hacimleri daha çabuk genişler. Bu yüzden alkolün cam boru içerisinde yükselmesi civaya oranla kat kat daha yüksektir. Civanın kaynama noktası çok yüksek olduğundan her şey farklı, yoğunluğu farklı. Civaları, civanın yüksekliğini burada görebilmemiz için borunun, cam borunun daha ince olması, yani kesit alanının daha az olması gerekir. Alkol kullanmamızın sebebi cam boru içerisinde yükselen sıvının daha rahat gözlemlenebilmesi.